Hiç kimse. Ne demek hiç kimse? Bu öyle bir suikast girişimi ki bunun ardında kim olduğunu bulmak mümkün değil. Eğer amacına ulaşsaydı, yani ölseydiniz, çok kolay çözebilirdik. Ama şu anda mümkün değil. Kirve? Kirve'nin ikinci ekibi? Bence değil. Kirve'nin ekibi palalar gibi adam öldürmek üzere tutulmuş infazcılar olabilir ancak. Onlar sistem kuramazlar. Sadece adam öldürebilirler. Ruslar sistemi kurup Kirve'ye bunu yaptırabilirler. Birilerini dinlemeye alacaksın. Ona değen bütün insanları dinlemeye alacaksın. İhtiyaçlarını tespit edip o ihtiyaçlara göre yetişmiş elemanını devreye sokacaksın. Üstelik suikast zamanını erteleme riskini bile göze alacaksın. Bence Ruslar da değil. Bir çırpıda nasıl değil diyebilirsin ki Ruslar için? Çok basit. Sayın Karahanlı Ruslar için açık hedefse, öldürülmesi çıkarları gereği ise bunu yapmış olmaları lazımdı. Bunun tehiri olmaz. Tehir ettikleri de senin varsayımın Polat. Dediğim gibi, planladıkları takvimde harekete geçmiş olsalar Hamdi Efendi yaşıyor olurdu. Tabii ki bu da bir varsayım ama çok güçlü. Kimse değil diyorsun ama birisi Ferai ya da adı her kimse bu eve silah ve susturucuyla soktu. Bu hiç kimse değiller. Kim? İstihbarat örgütleri. Biri ya da birkaçı. Peki nasıl hissediyorsun kendini anne? İyiyim. İyi. Hala olanlara inanamıyorum. Kızı nasıl gözünü kırpmadan öldürebildin anne? Mehmet'i öldürecekti. Nasıl bilebildin? Gördüm. Tamam, rüyanda gördün de anne. Ben her gece 1000 tane görüyorum. Kızım. Doktor haklıymış. Bizi üzmek için konuşmuyormuş. Bak şimdi nasıl konuşuyorsun? Hayır. Hayır. Kelimeler gelmiyordu. Hiçbiri gelmiyordu. Bir şey oldu. Geldi hepsi. Doktoru çağırmam lazım. Bunun sende nasıl bir etki yaratacağını bilemeyiz. Ben iyiyim kızım. İyi. Ama sen nasıl istiyorsan öyle yap. Gerçekten şaşkınlıktan ölmek üzereyim anne. Hiçbir şey normal değil. Her şey olağanüstü. Belki bir süreliğine sen ve ben bir yerlere gitmeliyiz. Artık hiçbir yere gitmek istemiyorum Safiye. Hangi istihbarat örgütleri? Bu eylem tekniği aşağı yukarı her türlü istihbarat örgütü tarafından kullanılan bir teknik. Amerikalılar, İngilizler, Almanlar, İsrailliler, İranlılar, Ruslar ve hatta bizimkiler. Hepsi olabilir. Amerikalılar, İngilizler, Almanlar ve İsraillilerle benim çok iyi ilişkilerim var. Onlar benim müttefikim. Siz benden Kirve yahut Ruslar dememi istiyorsunuz. Onun için de bir önerim var. Yetki verin, Kirve'nin peşine düşeyim. Er ya da geç ele geçiririm. Sorgularım, öğreniriz o bu konsorsiyumun içinde mi? Oysa öldürürüz. Değilse 5000 kişilik aşireti karşınıza alıp almamak sizin bileceğiniz iş. Ya da Rus İbrahim diyelim. Onun da peşine düşerim. Belki daha zor ama muhakkak ele geçiririm. Sorgular yok ederiz. Dengeleri değiştirip değiştirmeme inisiyatifi sizin elinizde.
En azından bir ipucu olsa. Araştıracağım ama eminim ki Feraye adını alan kız yurt dışından geldi. Türk değil. Çok iyi Türkçe öğretilmiş ve eğitilmiş bir ajan. Türkiye'ye girişinden itibaren kız size suikast emrini alana kadar Türk çöpçüler tarafından korunmuş. Başka türlü silah alacağı kişilere temas edemezdi. Kız yurt dışından geldiği için, kayıtlarda ismi ya da cismi olmayacağı için, çünkü sizin için paketinden yeni açılmış sıfır birisini kullanmama şansları yok, hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Yani ipucu yok, delil yok. Kız ölmemiş olsa, sorgulasak da ulaşacağımız bir şey yok. Her şey şifreli. Ne yapacağız? Elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak mıyız? Ben sadece operasyona dair analiz yapabilirim. Üst politikalarınızı siz oluşturacaksınız. Hangi konjektürde sizi kimin yok etmek isteyeceğini siz analiz edeceksiniz. Benim size sunabileceğim yegane teklif sizin yaşama şansınızı arttırmak. Nasıl? Hangi yolla? Bunun için de yegane yol var kanaatimce. Olağanüstü durumu ilan etmek. Sizin ölme ihtimaliniz olağanüstü şartlar getireceği gibi bunun da olağanüstü kuralları olacaktır. Eğer bana bu olağanüstü hali yönetme yetkisi verirseniz sizi tehlikelerden koruyabileceğim gibi sağlıklı analiz yapma imkanı da vermiş olurum. Olağanüstü hal şartları nedir Polat? Helasına da koruma koymuş mu şerefsiz? Ölüm korkusu adamı böcek eder. Tek başına gezemez. Abi, laf silah olmadan biz bu adamı indiremeyiz. Aracı zırhlı. Oha Erdoğan, savaş açmadık oğlum. Adam vuracağız. Takibe devam. Eve bütün giriş ve çıkışları yasaklayacağım. Tanıdığımız yahut tanımadığımız kimseye güvenemeyiz. Evin güvenlik politikasını baştan aşağı gözden geçireceğim. Eksikleri giderip aksayan ayakları kesip atacağım. İnsanlar bundan şikayet edeceklerdir. Baskıdan hoşlanmayacaklardır. En yakınlarınız bile. Buna dayanabildiğimiz oranda muhakkak iç disiplini sağladığımız gibi dışarıdakilere de açık verme imkanı yaratmış olacağız. Benden yana bir sıkıntı olmaz. Sayın Karahanlı'nın can güvenliği için ne gerekiyorsa yapılması inancındayım. Sizi kastetmemiştim. Anlıyorum. Sanırım dayanabiliriz buna. Umarım. Bütün programlarınızı yeniden gözden geçireceğiz. Nerelere gidip nerelere gitmeyeceğinize birlikte karar vereceğiz. Sayın Karahanlı'nın bir aylık programı bir ay önceden belirlenir. En tehlikelisi de bu. Herkes Sayın Karahanlı'nın atacağı adımları bir ay öncesinden biliyor. Ama en güvendiğimiz ekipler bunları hazırlıyor. Karar sizin. Benim size önerdiğim sistemde güvenebileceğiniz sadece iki kişi var. Neticede ben bir iş adamıyım. Bu söylediklerini kabul etmek kaos yaratacaktır. Polat'ın da istediği bu galiba. Baron şu anda ölmüş olsaydı ne olacaktı? Kaç kişi kendi cenazesini seyretmiştir ki? Ben daha önce
Bana ait hiçbir yetkiyi hiç kimseye devretmedim Polat. Umarım ne kadar riskli bir sorumluluğa talip olduğunun farkındasındır. Senin tezin aslında beni öldürmek isteyenlerin çok yakınımdakiler bile olabileceğini hazırlamak. Bunu kaldırabilmek çok güç. Ancak ben bununla bile yüzleşmeye hazırım. Yetki senin. Esat, bu aslan Ali Candan'a öldü süsü verip nereye yollamıştır ki? Yurt dışındaki eğitim kamplarından birinde olabilir ancak efendim. Dış işlerinin temsilciliklerinin olduğu yerlerde fiilen olamaz. Peki yurt dışında göreve yollayacak. Niye öldü dedirsin? Alır dış işlerinden izni, kırmızı pasaportla gönderir. Ailesiyle bağını koparmak istemiş belli ki efendim. Bağ mı kalmış Esat? 10 sene uyutmuş ailesini, sefir oldu olacak diye. Hadi aslan çakal yapmış da bu Ali'nin gözünde hiç mi değeri yokmuş ailesinin? Bırakıp da gitmiş. Vatan için hepimiz fedakarlık yaptık efendim. Kim yapmış böylesini Esat? Tanıdığım 2 tane vardı böyle gözü kara. Onlar da karılarından kaçmak için cehenneme bile giderlerdi. Ruhları şad olsun. Yurt dışında değilse 2 ihtimal var efendim. Ya ölü ya da kimliğini değiştirmiş. O çocuğu ölü ya da diri bulmak istiyorum Esat. Kimliğini de değiştirmiş olsa görevi ne aslanım? Elimiz kolumuz bağlandı. Asıl soru ne Esat biliyor musun? Bu Ali Can'dan aslında kim olduğunu biliyor mu? Yoksa sadece devlet için mi çalışıyor? Kim olduğunu bilse Türkiye'nin anasını ağlatır efendim. Hem Karahan'ın oğlu, hem KGT'nin 1 numaralı adamı, hem de aslan tarafından kandırılmış en büyük devlet düşmanı olarak karşımıza dikilirdi. Düşman olmasını mı bekleyeceğiz Esat? Bul Ali Candan'ı. İnşallah ölüdür. Baronu yönetme yetkisi mi aldın abi? Şu kertede yok edemeyeceğimize göre. Bunun için fırsat vardı. Niye yapmadık abi? Bunu düşündüm Abdüley. Eğer odasına girdiğimde kızı ve eşi olmasaydı belki de yapacaktım. Ama kimin tarafında olduğumu bilmek istedim. Anlamadım abi. Baronu birileri öldürmek istiyor. Ben onu öldürseydim o tanımadığımız birilerinin amacına hizmet etmiş olacaktım. O birileri kim? Devlet mi? Devletse hangi devlet? Değilse barondan sonra ne olacak? Barondan sonrasını kim hangi şekilde planlamış? Bunları öğrenmeden Karahanlı'nın yaşaması mı ölmesi mi? Yaşaması. Baronu öldürmek isteyen birileri var ya. Sen de onu yaşatmak istiyorsun ya. Tanımadığın düşmanlar edindin. Hem de baronu yok edip sonrasını kurmayı planlayacak kadar güçlü düşmanlar. Abdüley, devleti bile devlet yapan düşmanlarıdır. Abi, benim bir tek korkum var. Nedir Abdüley? Ölmenden, vurulmandan korkmuyorum. Ama gider bir gün o koltuğa oturursan vuracak mıyım, kutlayacak mıyım
Ondan korkuyorum abi. Koltuk peşinde değiliz. Kelle koltuktayız Abdüley. Bizim bir tek amacımız var. Son nefesimizi vatan için vermek. Sözümüz söz. Biraz ileri mi gittik? Şimdi mi bunu söylüyorsun Kılıç? Adam seni de beni de ikna etti. Hiçbir şey söyleyemedim. İkna olmaya ihtiyacımız varmış. 35 sene sonra ilk defa. Bütün bunları çocuk 3 kere hapşırıyor diye yapmıyorsun değil mi? Sonra ne olacak Kılıç? Şimdi ne alakası var bunun? Polat'a tek bir nedenle evet dedim. Ben olmadığımda ne olacağını görmek için. Görmek istediğin ne peki? Efe. Bütün bunları niçin yaptığımı görmeden ölmek istemiyorum. Efe için yaşadım. Onun için büyük bir imparatorluk kurdum. Yıkılacaksa da benim yokluğumda değil, onun varlığında yıkılsın. Ne yani? Polat Efe mi? Bunu bilsem, böyle bir ihtimal olsa, bunları mı konuşurduk Kılıç? Adamın soyu belli, sopu belli, geldiği yer belli. Peki Nergis? Nergis'le konuşacağım. Ne hissettiğini öğrenmek istiyorum. Ben artık mucizeler bekleyecek yaşta değilim. Mucize peşinde koşacak adam da değilim. Kimler mematiyle gitti Nevzat? Abi Adnan Erdoğan gitti... Ben gitmedim abi. Polat abi. Kime kızdı gitti Memati abi? Bana mı kızdı? Abdüley mi bir yanlış yaptı? Nedir mevzu? Hiç bana anlatmıyorsunuz. Sana kızmış Erhan. Ben ne yaptım ki abi? Elimi kolumu bağladınız oturuyorum. Bana inanmıyorsanız Nevzat'a sorun abi. Bir numarası yok abi. Kaç gündür araba sevdasına düşmüş. Uğraşıp duruyor abi. Ne arabası? Piyasa araştırıyorum abi. Uygun bir şey bulursam. Galeri mi açsak acaba Polat abi? Öğrenmek lazım en azından. Piyasadan uzak olmamak lazım. Kimin arabasının peşindesin Erhan? Eğer ben de birinin peşindeysem... ...vallahi şu bıyıklarımın kaytanlarını kesip önüne atacağım. Adnan'la konuşuyor musun Nevzat? Ne yapıyormuş Memati'ler? Abi armatörün peşindelermiş. Adam pis korunuyormuş abi. Memati abi punduna getirememiş. Diyormuş ki ben bu herifi gömmeden bana yaşamak haram diyormuş abi. Kafayı taktı herife. Başına iş açacak. Memati bizim kardeşimizdir. Nerede desteğe ihtiyacı olursa gidilecek. Herkese böyle söyleyin. Peki.
herifin hiç mi kaçak göçek işi yok? Abi araştırdık. Bir metresi varmış. Ona da gitmiyormuş. İllaki bir yere gidecek. Dediği herkese bir yolla para yağdı. Yemek yediği yerlere, alışveriş yaptığı yerlere, saçını kestirdiği berbere, ayakkabısını boyatıyorsa Lostra'ya bile para verin. Attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Kafamda birçok soru var Nesrin Hanım. Önemli bir kısmı dava ile ilgili. Onları konuşacağız ama ondan önce bir sorunun cevabını merak ediyorum. Neden ben? Dünya kadar avukat var. Bu tip davalarda uzmanlaşmış da birçok avukat var. Neden ben? En ünlü mafya avukatı sensin Elif. Ben mafya avukatı değilim. Kocama karşı başkasını savunup davayı kazandın. Sonra kocamı savunup onun davasını kazandın. Polat'ın avukatısın. Bence bu kadarı yeterli. Nesrin Hanım, bana dürüst olmazsanız bu davayı üstlenmem. Çünkü ortada bir dava yok. Bak Elif, sen olmazsan ben bu davayı açamam. Neden? Birincisi, hiç kimse Lazia'yı karşısına alıp benim lehimde dava açmaya cüret edemez. Etse bile 3 günde vazgeçirilir. Vazgeçmese bile ölür. İkincisi, senin hayatının güvencesi Polat. Polat benim neyim ki? Sadece müvekkilim, arkadaşım. Sana göre. Bu alemin konuşulmayan kuralları vardır. Sen aksini iddia etsen de herkesin gözünde yenge sıfatı taşımaktasın. Ne yengesi? Kız kulesi yengesi. Ne kadar ayıp ya. Polat benim arkadaşım diyorum. Onunla aramızda hiçbir şey yok. Hiçbir şey de olamaz. Bu alemde kadın arkadaş olmaz ki. Kadından ya eş olur ya metres. Ne işiyim, ne metresiyim, ne de sevgilisiyim. Ben sana inanıyorum. Seni sorgulamıyorum. Bu alemde senden başka bir kadın örneği yok ki senin gibi mafya babasının kapısını çalmadan ofisine girecek, yüksek sesle konuşacak, doğruyu yanlışı tartışacak. Bunları nereden biliyorsun? Alem gülüm. Alem. Sen bu alemin dışındasın. İyi ki de böylesin. Benim ailemin sırlarından birine vakıf olabilmek için canını verecek binlerce insan, onlarca avukat var. Ama sen bu sırları taşıyabilirsin. Diyelim ki kabul ettim davanızı üstlenmeyi. Polat babanızla bu dava arasında kalacak. Daha doğrusu ben ve babanız arasında kalacak. Biz bu davayı açtığımızda Laz Ziya diye bir şey kalmayacak Elif. Hüsreva'yı öldürdüler Ziya Bey. Sen de sesini çıkarmadın. Ben mevzuyu anlayana kadar işten geçti kirme. Sen de bilirsin ki o saatten sonra ses çıkaran da gider. İşte buraya geldim ses çıkarmaya. Seni Hüsreva'dan ötürü severim Ziya Bey. Eski kurt olduğunu da bilirim. Doğru yerde saf tuttuğunu da bilirim. Karahanlı'nın devri kapandı. Kim kapattı? Ben. Ben diye konuşan herkes ölür kirbe. Benim içinde telaffuz edilemeyecek kadar büyük isimler var. Onlar da şahsa bir şey çıkmaz. Karahanlı hepsini bir mezara gömer. Üstüne de çimento döker. Ruslarla mı birliktesin kirme? Benim içinde onlar da var. Sen var mısın yok musun? Ben işleri Polat'a devrettim. Söz hakkım sadece tavsiyedir. Seni ona anlatacağım. Merminin ne manaya geldiğini de anlatacağım. Birisine Polat karar verecek. Polat kimin adamı Ziya Bey? Kimsenin adamı olmadığı için işlerimi devrettim. Herkese eşit mesafededir. Sana da bir mesafe belirler.
davaya çok güveniyorsunuz ama bu tamamen içi boş bir dosya. Hiçbir delilimiz yok, hiçbir tanığımız yok. Sizin iddialarınız var o kadar. Ne elde etmeyi umuyorsunuz? Davanın sonucu umurumda değil benim Elif. Bu dava, yani sen benim hayatta kalmamı sağlayacaksın. Ben de babamın bütün gücünü elinden alıp çocuklarıma kavuşabileceğim. İsterseniz çocuklarınızın yanında olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayabilirsiniz. Babam öyle istiyor diye hiçbir yerde yaşayamam. Babam olduğu sürece hiçbir yerde ben olamam. Nesrin olamam. Benim yapacaklarım var. Çocuklarıma sunacak bir hayatım var. Babanız yıktıktan sonra ne olacak? Alem dediğiniz şeyde kadınların yerini de siz söylediniz. Ya eş ya metres. Belki de bir anne. Ama mafya annesi değil. Ben yıllarca kendimi geri çektim. Laz Ziya'nın kızıyım. Çakır'ın karısıyım. Aslında ikisinden de daha iyi biliyorum bu alemi de, yaptıkları işleri de. İki mafya babasının elinde piştim bir görüşe göre. Bir görüşe göre de iki mafya babasını baba yaptım. Yasa dışı bir gücü elde etmek için yasaları kullanmaya çalışıyorsun. Hayır. Sadece oyunu kurallarına göre oynuyorum. Ben sizin oyununuza ait değilim. Sen bu oyunun tam ortasındasın Elif. Kılıç Bey. Doktor gelecekti. Nerede kaldı? Doktor muayenede. Kimi muayene ediyor? Doktoru muayene ediyorlar. Umarım bir şey yoktur. Ne muayenesi? Ne diyorsunuz siz? Nereden buldu Safiye Hanım sizi? İnternette makaleme rastlamış. Temas kurdu. Muayene için geldim. Ve Nergis Hanım'ın tedavisine başladık. Nergis Hanım'ın neyi var? Bu hastamla benim aramda. Nergis Hanım ve Safiye Hanım haricinde bu evde kimlerle konuştunuz? Mehmet Karahanlı ile, Kılıç Bey ile. Neden beni sorguluyorsunuz? Nergis Hanım'ın iyileşme sürecinde bize uzaktan destek vermenizi isteyeceğiz sizden Doktor Bey. Bu mümkün değil. Hem de her şeyin iyiye gittiği noktada. Mümkün. Bunu aileden herhangi biri bana ifade edebilir mi? Şansınızı zorlamayın doktor. Bir aylık programı ve ilaçları yazın lütfen. Gerektiği hallerde biz size ulaşırız. Ve lütfen beni bir hastanız olarak düşünün. Her şey aramızda kalsın. Ne yaptığını zannediyorsunuz siz? Mademoiselle. N'entrez plus jamais dans ma chambre sans sonner la porte. Ici c'est ma maison. La porte. Seulement sonner la porte. Ne zannediyor kendini bu? Her şey için teşekkür ederiz doktor. Önemli değil. Doktor bey annenizin bir aylık tedavisi için gereken şeyleri bırakacak. Bu sürede kendisi buraya gelmek zorunda kalmayacak Safiye Hanım. Bakın Polat Bey, doktorun annemle görüşmesini ben istedim. Buna babam bile karşı çıkmadı. Doktor beyi uğurladıktan sonra tartışabilir miyiz hanımefendi? Sizi arayacağım Levent Bey. Çok özür dilerim. Beyefendi adına da. Bir yanlış anlaşılma söz konusu. Aile meselesi. Benimle ilgili değil. İyi günler. Sen kim oluyorsun da annemin doktorunu bu evden kovuyorsun? Misafirinizi geçirir misiniz Safiye Hanım? Ben buradayım. Sizi bekliyorum. Çığlık mı attın? Evet. Hatırlamıyorum. O odaya girdiğinde de bayıldın. Gücüm kalmamıştı. Kim o çocuk Mehmet? Polat. Şu anda bütün güvenliğimizden o sorumlu. Sadece hislerini merak ettiğim için sormak istedim. Sen onu seviyorsun.
seviyor muyum? Eğer istersen beni tanıştır. Buna gerek yok. Tanımak isterim. Emin misin? Evet. Acaba hep birlikte bir akşam yemeği mi yesek? Çok mutlu olurum ben. Belki de Efe yaşasa Polat gibi birisi olurdu diye hayal ettiğim için bütün bunlar karşıma çıktı. Ne dersin Nergis? Efe yaşıyor Mehmet. Ölse ben bunu bilirdim. Hissederdim. O yaşıyor. Yaşıyor. Ben sadece doktorunuzun hayatını kurtardım Safiye Hanım. Evden kovarak mı? Evet. Saçmalık. Siz bir oyun oynuyorsunuz ama söz konusu olan benim annemin sağlığı. Saygı duyuyorum. Ancak aynı anda babanızın, sizin, bu evdekilerin yaşamları söz konusu olduğu gibi doktorunuzun da yaşamı tehlikede. Neden yaşamı tehlikede olsun? Annenizin yaptığını öğrenirse ailenize ait en büyük sırlardan birine vakıf olacak. Bu yaşamı için yeterli derecede bir tehdit. Ayrıca bu eve rahatlıkla girip çıkabilen bir yabancı herkesin dikkatini çeker ve onu kullanmak isterler. Aslında sizin muayene olmanız gerekiyordu doktora. Bu paranoya. Bir psikiyatra gerçekten ihtiyacım var. Ama benim sırlarımı taşıyabilecek gibi güçlü bir bünye olduğunu sanmıyorum. Bugün iki dava kazandım. Ama öyle uyduruk şeylerdi ki. Orada olsam da bu sonuç çıkacaktı, olmasam da. En sevdiğim davalar. Sonu baştan belli davalar. Hele kazanan taraf sensen. Şikayetçi değilim canım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Nizamettin Bey o kadar parayı niye veriyor? Bunun için mi? Beğenmiştir seni. Beğenmek mi? Nizamettin Güvenç ve beğenmek. Nizamettin Bey'in hisleri ameliyatla alınmış Elif. Kesinlikle normal insanların sahip olduğu şeylere sahip değil. Ne yapıyor ki? Kurması gereken 3 cümle varsa asla 4.'ü kurmuyor. Gülmesi gereken yerde gülüyor. Ciddi olması gereken yerde gülmüyor. Çok düşünüyor. Düşüncelerinin hiçbirini yansıtmıyor. Bence yeryüzündeki herkesi tanıyor. Odasına girip çıkanları görsen insan canlısı zannedersin. İnsan seviyor mu? Hiç zannetmiyorum. Ama tek bir müvekkili bile 100 avukatın hayatını kurtaracak adamlar. Bir gün biz de öyle olur muyuz dersin? Hiç zannetmiyorum. Çakır'ın dosyaları arasında karısıyla ilgili evrak saklamış mıydık? Vekalet verdi. Kızlık soyadını almak istiyormuş. Dünya alem Laz Ziya'nın kızı olduğunu biliyor. Soy ismine ne gerek var? Bizimkisi ayrılıktan çok ayrı düşmek. Ben bildiğim işleri yapmak istiyorum. O kendi bildiği işleri. Ben Çakır abinin yanındayken de bu siyaset işlerinden haz etmiyordum. Kafam basmıyordu. Hala da basmıyor. Sen nasılsın yenge? Sana ihtiyacım var Mehmet. O nasıl söz yenge? Emret. Babamı ortadan kaldıracağım. Ne yaptın sen yenge? Daha bir şey yapmadım. O kadar sevindim ki Polat'tan ayrılmış olmana. Kaç gündür bunu Polat'a nasıl açıklayacağımı düşünüyordum. Neyi yenge? Bütün işlerin başına geçeceğim. Yenge işlerin hepsini Polat abiye devretti. Onu biliyorum. Polat mesele değil. Hüsrev Ağa'nın ölümünden sonra her şeyi birbirine karıştırdı babam. Benim çocuklarımın mirasını sokağa atmaya niyetim yok. Benimle ol Memati. Yenge ben siyasetten kaçtım diyorum. Sen bana kralını söylüyorsun. Memati her şeyi ben yöneteceğim.
adı da namı da senin olacak. Sana en büyük olmayı vaat ediyorum. Kuzey Karadeniz yolu kapandı. Ukrayna'daki karışıklık bizi kötü etkiledi. Zaten Güney Amerikalıların elinde. İran alternatifsiz tek güzergah. Onu kimseye kaptırmamak lazım. Güney bize niye kapalı olsun? Barzani de Talabani de bir telefonuma bakar. O da bize uymuyor. Koca akrep. Sen nereden takıldın bu Rusların peşine? En tatlı para onlarda kirve. Yoksa bana ne kim kimdi? Para bizde. Boş ver sen bu Rusları. Gel beraber hareket edelim. Kim kim? Sen, ben, Lazya, Polat. Polat Karahanlı'yla. Lazya'ya da hayatta güvenmem. Lazya güçlü kimse ondan yana olur. Hayatta yaş tahtaya basmaz. Polat'ın gözü yüksekte. Karahanlı onu yükseltmez. O da yükselmeyeceği yerde durmaz. Ah bir de Halo acele etmeseydi. Milletinin namusu. Beğendiniz mi binayı? Güzel olmuş. Ya insanı gurbet basıyor. Ya yabancı toprak. Kötü oluyorsun. Podosa'da kömürü bulan Oğulu Rugande. Öldükten sonra ismini şehre vermişler. Oranın uzun Hasan'ı. Desene. La bu kara kim? Podosa'ya bağımsızlığını kazandıran liderleri. Aguk Podova. Ya Allah razı olsun. Bu Kunta Kinte'de. Vallahi fıstık gibi memleket bulmuş. Efendim, yardımlarınız için çok teşekkür ediyorlar. En kısa zamanda devlet nişanı takmak için sizi bekliyorlar. Ben bu devletin nişanında olmayayım Ender Bey. Nişanın bir de gerdiği var. Burası mı? Evet efendim. Mercimek kadar yer. Ya buranın hepsi kömür olsa bir kış ısıtmaz. Salgın hastalıklardan ötürü nüfusu az. Aa, bak o fena. Gelen Kunta Kinte'lerin hepsine iğne yaptırın. Bir tane uçak al. Çek Mokoko'nun da bayrağını. İktiza ettiğinde doldurur uçağı. Yollarım Amsterdam'a. Orada işimiz kolay. Tırın Allah cezasını versin. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği ve müzakere süreciyle ilgili konferans serisi var. İptal. Vakfın daveti var. Yurt dışından önemli iş adamları gelecek. Vekalet edecek kimse var mı sizin yerinize? Mütevelli heyeti başkanı var. Ama bizzat katılmamda fayda var. Vekaleten sizi temsil etsinler. Güvenliği sağlamak çok zor. İptal. Rezil oluruz. Şimdiden bildirelim Kılıç. En azından bazıları gelmesin.
Biz onları ziyarete gideriz. Yurt dışına çıkışlarınız kesinlikle uygun değil. Neden? Biz sizi asla koruyamayız dışarıda. Özel güvenlik şirketlerine şu anda güvenemeyiz. Anlaşılan kılıç hepsi iptal. Yılbaşı programı iptal. Çıkmamız lazım, geç kalıyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Konsey toplantısı var. Asıl o iptal. Bu mümkün değil. Katılmadığım bir tek konsey toplantısı yok. Olamaz da. Bence de olamaz. İptal edin. O kadar da değil Polat. Onlar bizim kardeşimiz. Testere Necmi'yi ben öldürdüm. Sizin kardeşinizdi. Size ihanet etmişti. Konsey toplantısına gitmemem için bana geçerli nedenler söyle. Ağam, İranlılar 2 ton mal istediler. Kirve ne veriyorsa 2 katı vereceğiz dediler. Ne kadar üstelediysem de malın alıcısını öğrenemedim. Kim bu İranlılar? Eskiden ufak tefek iş yapıyorlardı. Ama ne zamandır piyasada yoklar. Sordum soruşturdum. Herkesten 2 katına mal topluyorlarmış. Herkes diyor ki işin arkasında ya halo var ya polis. Yoksa kimse o paraları vermez. Polis de olsa ağam, çoktan birilerini almışlardı. Millete parasını da veriyorlarmış. Halodur o. Nam salıyor. İranlılara malı verip paranı al. 4 ton daha bulduğunu söyle. O zaman haberim olsun. Emredersin ağam. Abi merhaba. Cemal abi biraz evvel rezervasyon yaptırdı. Kaçta gelecekmiş? Abi 8'den sonra. Bir de misafiri olacakmış. Sor Adnan, kesin mi? Kesin lan. Bak bir yanlış olmasın. Vallahi ben baktım telefonuna abi. Sağ kolu söyledi. Burada her zaman yediklerinden sipariş verdi. Tamam koçum, ben sana haber veririm. Abi kesinmiş. Garson sağlam mı Adnan? İş yapalım derken işe düşmeyelim. Abi sağlam indirdik. Yanlış olmaz. Bittin Cemal. Bırakın kaos olsun. Herkes inandığı şekilde düşünsün. Siz de sizsiz nasıl olacağını görün. Kendi içimizde kaos çıkar bak. Hele şu şartlarda. Bize zarar verir. Biz? Şu anda burada 3 kişiyiz. Ve bu bize zarar vermez. Ben konsey toplantısına gitmeyeceğim. Kılıç iptal edildiğini söyleyecek. Ve? Ve göreceğiz. Sadece bekleyeceğiz ve göreceğiz. Orada bilfiil kimse bana zarar vermez, veremez. Bilemeyiz. Polat, camlar kurşun geçirmez. İçeriye girene kadar 10 aletten geçiyorsun. Oradaki en genç hizmetli 20 yıldır orada. Toplantıdan önce her yer didik didik aranıyor. Dinleme yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Burada ne olabilir? Diyelim ki ben konsey üyesiyim. Sayın Karahanlı'yı yok etmek istiyorum. Hı?
Toplantı iptal. Bir daha bu bıçağı çıkarma. Beklemiyordum. Yoksa bu bıçağı kalbine sokardım. Artık her şeyi beklemeliyiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hikmet abi, yemin et. Burada konuştuklarımız burada kalacak. Kızım, ben senin nişanlın mıyım? Burada anlattığın devletin kaydına geçireyim. Eskiden bir tek bendim. Şimdi herkes paranoyak oldu. Hikmet abi, vallahi önemli. Sadece sana anlatabilirim. Erkek mevzusu ise sakın bana anlatma. Ben kaldıramam. Hikmet abi, yemin edecek misin, etmeyecek misin? Elif, beni delirtme. Tamam, içim rahatlasın diye istedim ama sen nasıl olsa anlatmazsın. Kızı Lazia'ya vesayet davası açmak istiyor. Nereden duydun? Benim avukatı olmamı istiyor. Bana kabul etmediğini söyle. Ettim Hikmet abi. Niye? Paraya mı ihtiyacın var? Başka dava mı yok? Çıldırdın mı? Paraya ihtiyacım var. Başka dava yok. Çünkü kimse bana adam gibi bir şey getirmiyor. Maalesef mafya avukatı oluvermişiz. Çıldırdın mı? Aslında evet. Sen de haklısın gülüm. Ne diyeyim? Hangimizin aklı başındaki? Hikmet abi, Nesrin babasını çökertmek istiyor. Bu dava sadece formalite. Kamuoyunun gündemini işgal edecek ve babasını bitirip onun yerine geçecek. Bu kadın bir herifle birlikte mi acaba? Nerede görülmüş mafya babasının gücünün mahkeme kararıyla elinden alındığı? Vallahi birisiyle birlikte mi bilmiyorum ama kadın kararlı. Peki kızım, sen farkında mısın ne olup bittiğinin? Polat'la kavga ettiniz, o yüzden mi davayı aldın? Sen de mi yenge muamelesi yapıyorsun Hikmet abi ya? Polat'ın bundan haberi var mı? Benim Polat'ın yaptığı işlerden haberim var mı? O bana öldürdüğü adamları haber veriyor mu? İyi. Nesrin'i öldürürse ilk sana söyler. Öyle bir şey yapmaz. O zaman seni öldürür. Onu hiç yapmaz. Elif, Lazia Polat'a gelip demeyecek mi? Hadi benim kızım bir halt ediyor. Senin avukatın bana karşı nasıl bu işe girer diye. O Polat'ın sorunu. Neden Polat'ı, Lazia'yı, Nesrin'i ya da kendini yok etmek istiyorsun? Hikmet abi, ben bir şey istemiyorum. İsteklerimi hayat belirliyor. Ve ben artık hayata karşı çok uslu bir çocuk olacağım. Ne diyorsa yapacağım. Polat'a ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Söyleyebilir miyim bilmiyorum. Şimdi ne oldu da biz bu Avrupa Birliği'ne girdik Nizamettin Bey? Ya diyorlar ki daha çok çalışacaksınız. Sizin sektörünüz için risk artıyor. Ama kar marjı da büyüyor. Riskin en önemli tarafı, Türkiye artık Avrupa toprağı. Daha sıkı kontrol olacaktır. Benim kan kırmızı pasaportum var. Bana bir şey olmaz. Alo. Senin memleketin limanı varsa bir deniz aşırı gidelim ha. Kaç saat tutar bilmiyorum ki Ziya Bey. Ha, uçak alıyorum. Uçakla gideriz. Allah aşkına, o Afrikalıların tabiatıyla oynamayınız Halil İbrahim Bey. Ne güzel karın tokluğuna çalışıyorlar canım. Siz şimdiden yağdırmaya başladınız paracıkları. Duyan gelecek, duyan gelecek. Yahu benim param iplikçi. Niye zoruna gidiyor? Ya ben dağıtıyorum. Yani senin param benim param canım. Sen dağıtıyorsun, ben dağılıyorum. Trişini hallettik Tuncay Bey. Kuzey Irak'ta güvenlik sorununuz yok. Minnettarım Samuel kardeş. Sen bu tır işinden sıkılmadın mı Tuncay? Allah cezasını versin o tırların. Bir müşteri bulsam hepsini satacağım. Konuşalım Halil İbrahim Bey. Anlaşırsak ben alabilirim. Neyini anlaşamayacağız? Aha, herkesin huzurunda verdim gitti. Beni mahcup ediyorsunuz. Ya ne mahcubiyeti? Ben zaten bıkmışım o tırlardan.
Beni hiçbir şey değil. Bu Türk milletinin bonkörlüğü öldürecek canım. Geciktiniz Kılıç. Sayın Karahanlı nerede? Sayın Karahanlı'nın toplantıya katılamayacağını ve toplantıyı iptal ettiğini bildirmek için buradayım. Hayırdır? Gerekçesini daha sonra kendisi bizzat açıklayacak. Önemli konular vardı. Sayın Karahanlı'nın kararı bu. Toplantı iptal. Bir süre Polat'ın yaptıklarını tartışma Safiye. Neden? Güvenlik. Yeniden böyle bir şey olmasından mı korkuyorsunuz? Her an her şey olabilir. Burası güvenli değilse yurt dışına gideriz. Mümkün değil. Annemle ben gideyim. Hayır Safiye. Hepimiz buradayız. Evimizi dinlemişler. Kimin kim olduğunu biliyorlar. Artık hepimiz tehlikedeyiz. Ne yapacağız? Sürekli evde mi oturacağız? Hayır. Yemek de yiyeceğiz. Akşama misafirimiz var. Kim? Polat. Ne misafiri? Ev sahibi o. Çok saçma. Gelemem Elif. Akşam işim var. Ne işin var? Yemeğe davetliyim. Kime? İş yemeği. Biz hiç yemeğe gitmedik biliyorsun değil mi? İş yaparsak gideriz. İş yapmamıza gerek yok. Toplumsal vazifelerimiz var. Dışarı çıkmamız lazım. Yemeğe gitmemiz lazım. İyi bir çift görüntüsü vermemiz lazım. Çift mi? Öyleymişiz ya biz. Hatta yengeymişim ya ben. Elif ne diyorsun sen? İstediğin yemekse yarın çıkarız. Niye trip yapıyorsun? Alemde konuşulmayan kurallar vardır Polat Alemdar. Konuşalım o zaman Elif Eylül. Sen birilerine benimle birlikte olduğunu mu söylüyorsun? Sen birileriyle bunları mı konuşuyorsun? Önce ben sordum. Hayır. Şimdi sen cevap ver. Benim kulağıma geldi öyle. Kimden? Alemden. Bir alem oldun. Alem kim Elif? Söylemeyeceğim. Yemeğe gelseydin söyleyecektim. Tamam, söyle. Yarın, öbür gün, her gün yemeğe götürürüm seni. Ben bu geceyi istiyorum. Bu alemde konuşulmayan kurallar vardır Elif. Geceleri erkekler belirler. Ben senin metresin değilim. Doğru konuş benimle. Elif, anlatacak mısın? Hayır. Eğer yine bu fındığı olmadık bir şeylere soktuysa, bu sefer koparırım Elif. Kim bu manyak? Açmış müzeyi sonuna kadar. Kalinka'yı kim dinler? Kütü marş. Nine! Git başından manyak. Eğer aşağı inmezsen caminin hoparlörüne taktırırım, bütün mahalleliye dinletiririm. Nereye gidiyorsun? Vallahi yaparım. Camide yok, Allah kahretsin. Kısa oğlum şunu. Tepemizin dibinde güm güm. Niye teyze? Mehter marşından rahatsız oluyor musun? Bu da onların mehter marşı. Kimin ayol? Ayıp teyze, ayıp.
Dünyadan biraz haberin olsun. Say bakalım komşularını. Kim var? Sana ne benim komşularımdan? Kapat. Onun aşağı inmezse burayı yerinden oynatacağım. Var mı öyle kalp çalıp saklanmak? Ninen kim oğlum senin? O benim ninemdi. Dedemdi. Atamdı. Her şey. Ben ölmüşüm. Nina Hanım. Çek git başımdan. Yöresel müzikten hoşlanmıyor musunuz Nina Hanım? Özel Moskova'dan getirdim. Ben Rus değilim. Rus değilsen bu güzellik ne? Her sıraşını Rus zannetmeyin. Polonyalıyım ben. Ben de Spartalıyım. Memnun oldum. Yemeğe çıkabilir miyiz Nina? Ayaküstü buralarda zaman ölür mü? İşim var. Nasıl bir iş? Vallahi Polonyalısı Türkiye'de nasıl iş buluyor? Bizim o kadar insanımız boşta. Ben bunu çok seviyorum. Alo. Sara evde mi? Hayır beyefendi. Annesine çıktı Sara Hanım. Ne zaman çıktı? Tamam, sağ ol. Betty'ye gidelim. Tamam efendim. Önce ısınıyoruz. Şimdi sağ bacakla sağından başlıyoruz. 2 3 sol kol 1 2 3 sol kol yukarı 4. Buyurun salonu gezdirelim. Ben göreceğimi gördüm. Nina hocanın hangi dersleri varsa onlara giriyor. Ben önüne geldi. İnanamıyorum. Aha. Bu da bir senelik param. Derse geç kalmayayım. Beyefendi bu halde olmaz. Ne varmış canım halimde? Bunları emanete koy. Kayıyormuş bunlar da ya. Dört, üç, iki, bir. Yandan. Tekrar. Tekrar baştan başlıyoruz. Hızlı. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Daha hızlı. 4, 3, 2, 1. 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Şimdi 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rezil oldum. Ne haber? İyi misin? Teneffüs edemiyorum. Sizde suni bir şeyler bulunur mu hocam? Toplantım erken bitti. Betty'yi görmek istedim. Ben de eve geliyordum. Gel Samuel, gel. Bu karın benimle hiç ilgilenmiyor. Niye almıyorsun kocanı içeri Sara? Cemal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli misafirim var. Beni mahcup etmeyin. Tabii ki abi, ne demek? Buyurun. Fransızcayı nerede öğrendiniz? Almanya'da. Alman aksanıyla konuşmuyorsunuz ama. Çünkü Türk'üm. Aksan ırkla alakası yok. Fransızca öğretmenim Türk'tü. Ben ondan bahsetmiyorum. Safiye. Bir şey soruyorum baba. Bir parça ekmek alabilir mi? Nergis. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 33 efendim. Daha genç görünüyorsun. Teşekkür ederim. Annen hayatta mı? Maalesef efendim. Kaybettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemal. Ne var ne yok? Sayenizde iyiyim. Ben özel yemeklerinden sipariş ettim. Mutfağı iyidir. Ne içersiniz? Servise başlayın. Tabii efendim. Rakı alıyoruz. Derhal. Birçok ülkeyi dolaştıktan sonra yaşayan tek akrabamın yanına geldim. Sen... Dayının ne iş yaptığını biliyor muydun yurt dışındayken? Annem anlatırdı hikayelerini. Ama dışarıda sistem farklı olduğu için çok algılamak mümkün değil. Kabadayıyı yabancı bir dile çeviremezsiniz. Mafya. Tam karşılığı değil.
Hiç akraban yok mu? Bildiğim yok. Laz Ziya'nın kızıyla nişanlandın sen bir ara. Ne oldu o iş? Nişanlı mısın? Formaliteden ileri gitmedi. Formalite nişan nasıl oluyor? Akrabalık bağı tesis etmek için yapılır. Yani? Bir gönül bağı olmaz. O yüzden de uzun sürmez. Ya evlilik olur ya da hiçbir şey. Siz nasıl tanıştınız birbirinizle? Hata benim. İlk başta size teslim olacaktım. Ama Ziya abi yüzünden mecbur Polatlarla çalıştım. Yanlış yaptın. Kafanı koparıyordu Pala. Şimdi de Polat'ın adamları üzerime geliyor. Rahat ol Cemal. Polat akıllı adam. Ben varken sana saldırmaz. Yavaş. Abi özür dilerim. Hemen temizleyeyim. Çekil. Müsaadenizle. Çabuk gel, iş konuşacağım seninle. Yanlış yaptın Cemal. Abi, Cemal'in yemek yediği adam Kirve. Acil çıkmamız lazım. Kirve mi? Kandırdı beni. Nasıl kandırmışım ben seni? Gözlerin mi? Mehmet'in gözlerini görüp de ona kanmayacak hiç kimse yoktur. Bunları hiç bilmiyorum. Daha ne hikayeler var bende. Siz neden hiç evlenmediniz? Bana göre değil evlilik. Kılıç kadınlardan hep korkmuştur. Neden? İşte bu yüzden. Hep soru sorarlar. Efendim. Sayın Vanunu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Müsaadenizle. Görüşmeniz uygun değil efendim. Bunu Samuel'e açıklayamam Polat. Ben açıklarım efendim. Müsaadenizle. Sayın Karahanlı adına buradayım. Polat Alemdar.
Buyurun. Sizi dinliyorum.